programımızın üçüncü kez çekiyoruz galiba teknik hatalardan dolayı. Yok, hoş yok. Geldiniz. İlk kez çekiyoruz. İlk kez çekiyoruz. Ne üçü ya, hayırdır kardeşim. Daha yeni tuttunuz, getirdiniz beni buraya zaten. İşim gücüm var. Ya kusura bakmayın, biz tuttuk biraz ama birkaç çok önemli sorumuz vardı. Onları soramadan edemeyeceğim. Global konular mı? Evet, global konular hakkında. Tamam. İlk sorum şu. Benim arkadaşlarım Gökhan Bey Türkiye'den gidip duruyorlar. Ben burada çok yalnız kaldım ve İşte sorduğumda da neden gidiyorsun diye ciddi cevaplar alamıyorum. Çok agresifler gene falan böyle gidiyorlar. O nasıl bir arkadaş? O seste bir küskünlüğü hissediyorsun hani. Hmm. Hani sana bile cevap vermem, sen artık Türkiye'de kalansın falan gibi. Sen... Yani tamam. Benim merak ettiğim şey şu, insanlar Türkiye'den neden gidiyorlar? Gençler özellikle. Bir cevabınız var mı buna? Yani şu an çok fazla böyle 17-18 yaşında gençlerle çok muhatap oluyorum. Birçok koleje gidiyorum, seminere. Orada da işte ben yöneltiyorum bu soruyu. Yani neden yurt dışına gitmek istersin işte? Cevap genelde görece doğru cevaplar ama bence hatalı demeyeyim ama eksik cevaplar. Yani buradaki sıkıntı şu. Herkes işte Türkiye'de ekonomi kötü, Türkiye'de eğitim kötü, Türkiye'de sistem kötü ye bağlıyor günün sonunda. Çok klişeleşti artık bu. Ama benim inancımdaki durumsa şu, hani gözlem de bu zaten ve istatistik de bu. Her şey ortada. Sadece buna dayandırıldığı zaman bir agresyon doğuyor senin de söylediğin gibi. Ama olay sadece buna dayandırılmamalı bence yurt dışı eğitim. Çünkü böyle düşündüğümüzde hani bunun aksi hani tezini çürütecek konu şu ki sadece ekonomiye dayandırılsa bu iş, eğitimsizliğe, sistemsizliğe, işte problemlere dayandırılsa hani bir Amerikalı farklı bir ülkeye gitmez. Bir Kanadalı başka bir ülkeye gidip eğitim almaz. Şimdi İtalya'da devasa üniversiteler var biliyorsunuz. Ücretsiz bunlar arkadaşlar. Bolognası, Polimisi, Politosu say say bitmez. İlk 100, ilk 150'de bulunan üniversitelerden bahsediyoruz ama şimdi bir İtalyan o üniversiteyi bırakıp İngiltere'ye para ödeyerek niye gidiyor yani? Buna bir bakmak lazım bence. Şimdi hani global olmak, network'ünü geliştirmek, farklı kültürlerde işte kariyer planı yapmak, bunlar çok değerli bence. Bunların ön planda olması lazım. Bunlardan sonra, bunlar benim önceliğim, Türkiye'de de biliyorsun abi, böyle problemler var dese karşımdaki çocuklar, ki bunu diyenler oluyor tabii ki, hiç olmuyor değil. Ama çoğunluk senin dediğin modda yani, abi işte ya, ekonomi kötü modunda olduğu için. Üzücü cevaplar ama genelde hani bana göre cevap bu olmalı. Yani neden yurt dışı eğitim dendiğinde daha iyi üniversitelerde, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir ortam, daha iyi bir network, işte daha iyi bir kariyer planı, daha iyi bir iş imkanı yaratma, orada öğreneceğim, ülkeme geleceğim, şöyle yapacağım gibi böyle daha böyle projesel cevaplar alsak daha sevindirici olur. Gökhan Bey, şimdi benim böyle bir tepem attı atıyorum ve istiyorum ki bir hafta sonra gideyim buradan. Hani bir hafta sonra. Vizesiz ülkelere gönderebiliriz. Bir gün böyle işte şey oldum. Evde otururken yeter lan dedim. Böyle gidiyorum ben. Nereden geliyor oğlum bu? Sende de bir agresyon görüyoruz. Kapıyı çarptım çıktım hiç tamam. Böyle bavulumu falan almadan, of, nereye gidiyorsun diye ne cevap vermeden. Radikal. Ve size geldi. Dedim ki Gökhan Bey, bir hafta içerisinde beni bir yere gönderir misiniz? Yani göndeririz. Profiline bakmak lazım, analizleri yapmak lazım, işte bütçe analizini yapmak lazım. Ne istiyorsun onu anlamam lazım. Sizce ben ne istiyorum? Neresi beni paklar? Sen dayak istiyorsun bence. Şuradan o çıkıyor da. Seni yani hani işine gücüne baktığım zaman işte video kameraman, daha böyle farklı yeteneklerin de var senin, böyle stand-up gibi bir şeyler yapıyorsun, uğraşıyorsun biliyorum. Böyle Amerika, İngiltere, Kanada vibe alıyorum senden. Güzel mi? Aynen ama bir haftada Pakistan'a giderim herhalde. Bir haftada Pakistan'a bile belki zor gidersin. Ama var vizesiz ülkelerimiz, hani Pakistan dahildir büyük ihtimalle de, işte Kore'ye gidersin, Japonya'ya gidersin. Benim eğitimim mesela çok iyi değil diyelim mesela. Farz-ı misal ben Kastamonu'da okudum. Yani öyle diyelim. Öyle diyelim, evet. Tamam. Yoksa ben, Kastamonu diyorsun ki. Kastamonu tabii ki. İnsanlar ne ister? İyi bakalım hadi. Kastamonu İnsan. İkinci öğretim İngilizce işletme okudum. Kastamonu işletme. İngilizce işletme ama ikinci öğretim İngilizce. Akşam gidiyordum. Altını çiziyoruz İngilizce. Evet. Tamam süper. Nasıl kazandın ya? Gerek duymadı. Kazanılan bir yer değilmiş. İyi. Yani, tamam. Ya ben üniversite okumak istiyorum ama sınava da girmedim diyor dediğinde alıyorlar mı seni? Gel burada. Sınavsız. Evet. Sınava kayıt yaptırsan yetiyormuş. Gitmesen de olur. İyi, harika. Hadi bakalım. Neyse. Güzel. Ben burada okudum. Ben okulu bitirdim bir şekilde. 9 yılda, 10 yılda. Dersler zordu. İngilizceyi öğrenmek zordu Kastamonu'da. Ve ben artık gitmek istiyorum. Ve o eğitimime
yurt dışı devam etmek istiyorum. Benim için fırsatlar var mı? 30 küsur yaşındayım atıyorum farz mısın? Tabii ki var senin için fırsatlar. Umudunu kaybetmemiş olmam güzel. 10 yılda Kastamonu'dan mezun olan arkadaşımız. Bence abarttın ama biraz ya öyle değildir yani. En azından hayattasın gibi bir şey oldu. Hayattasın aynen güzel oldu. Ama herkes için fırsat var arkadaşlar. Dil için, işte lisans için, lisansını yaptıysa yüksek lisans için. Zaten şu an gidişlerin en temel noktası eğitime döndü artık. Ne kadar sürüyor? Mesela hiç İngilizce bilmeyen bir insan orta seviyede bir dil eğitimi almak istiyor. Bu dili konuşabilecek. Kaç haftada ya da kaç ayda öğreniyor? Yani minimum 6 ay hiç bilmiyorsa eğer minimum 6 ayda böyle ortaya yaklaşabilir. Ama bu yine kişinin kendi performansıyla alakalı yani. Biliyorsun gidip orada öğrenemeyenler var. Hayatını Türkçe üzerine kuranlar ve yaşayanlar var. Burak var arkadaşım, yönetmen. Ve bir gün geldi bana dedi ki ben artık kira ödemek istemiyorum. Neden ödemek istemiyorsun dostum? Ben de ödemek istemiyorum ama ödüyorum. O dedi ki çünkü... Kiralar. Çünkü dedi para biriktirip yurt dışına gitmem gerekiyor ve ben kira ödeyerek para biriktiremiyorum. O yüzden de sende kalacağım. Dedim ki tüh bu neden benim aklıma senden önce gelmedi? Ve kabul ettin mi çocuğu? Yani bir hafta kalayım falan dedi. 3 ay kadar bende kaldı. 3 aylık kira parasıyla da Almanya'ya attı kendini. Vallahi Allah herkese senin gibi arkadaş nasip etsin. Müthiş. Hiçbir arıyorum telefonları açmıyor falan. Dedi ki yani orada niyeti şeydi yönetmenlik yapıyor. Ve işte film sektörü orada işte Fransa'da istiyordu ama Fransa biraz zor geldi ona. Almanya'da network daha geniş hepimizin akrabaları tanıdıkları oluyor çoğu kişinin. Almanya'ya gideyim ve ben 3. bir dili öğrenirim orada dedi. Aradan 3 yıl geçti ve ben Burak'ı aradığımda Burak... Nine diyor, o kadar. Ve diyorum ya niye öğrenemedin 3 yılda Almancayı? Öğrenemediğini kabul ediyor mu? Evet ediyor yani. Ha. Ben diyor ki burada çok yalnız çektim kültürel açıdan. Bu beni depresif bir hale soktu ve bu geçen zamanda da kaldığım Türk mahallesinden dışarı çıkamadım. O özgüvene sahip değildim. Kendim mentor çok yıprandım ve 9-3 yıldır işte Almanya'da kebap yiyorum diyor. Güzel. Nedir bu durumun adı? Var mı mesela yurt dışına giden insanlarda siyah rastlanıyor mu bu duruma? Ya aslında ya bizim öğrencilerimizde çok gördüğümüz bir şey değil yani. Bizim endless olarak söylemiyorum. Yani öğrenci olarak böyle motivasyonel bir şey bu. Ben gideceğim ve dil okulu motivasyonu. Burak gitmiş yani oraya sanki bir şeyler denemeye, mesleğiyle alakalı bir şeyler yapma yani. Almanca ön planda değil zaten adam için. O yüzden hani gitmiş, Kreuzberg'e yerleşmiş büyük ihtimalle. Şu an orada hani hayatını 50 yılda idame edebilir zaten biliyorsun. Hani hepimiz biliyoruz Berlin'de Kreuzberg'i. Doktoru Türk, kahvesi Türk, kafesi Türk, yemek içmeleri Türk, okullar, Türk okulları var. Türk öğrencilerin gidebildiği, Türkçe konuşulan her şey yani Türkçe. O yüzden hani öğrenmeye o noktada kapalıysan, isteğin yoksa zaten öyle yaşıyorsun ki Türkiye'de de öğrenilememesinin sebebi bu yani. Hani istese de burada yapamıyor çünkü pratiğe maruz kalmıyor öğrenciler. O yüzden aslında hani motivasyonla alakalı bir şey öğrencinin. Yani gönderilen öğrencinin yaşı kaç olduğu çok önemsenmeksizin 50 yaşında birisi de olabilir kafaya koyarsa çok net başarabiliyor zaten bu işi. Ki odaklı birisi ise yaşın da çok önemi kalmıyor. Odaklıysa eğer direkt gidiyor ve hallediyor 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kaç aysa süresine kadarsa o seviyede o sürede alabileceği en iyi randımanı alıyor öğrenciler. Andy Zebrot'un beni gönderemeyeceği bir ülke var mı? Ben mesela standart bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Default varsayılan yani böyle bir suçlu kaçak değilim ya da işte çok böyle dev başarılı bir insan değilim. Ve beni gönderemeyeceğiniz bir ülke yani, var mı? Yani öyle bir ülke yok. Yani evet vize profilleri çok önemli. Amerika'nın vize dengesi çok önemli. Kanada'nın dengesi çok önemli. İngiltere'nin baktığı şeyler önemli. İşte Almanya yani bir sürü kritik kriterler var. Bu kriterleri tamamlayan herkes... Vize alabiliyor. Bu kriterleri tamamlayan birçok insan alamayabiliyor. İşte kotalarla, kontenjanlarla alakalı şeyler de var. Ama hani seni gönderemeyeceğimiz bir ülke benim aklıma gelmiyor. Kuzey Kore'ye gönderebilir misiniz peki? Ben çok gitmek istiyorum. Evet bak yakaladı adam. Kuzey Kore bilmiyorum. Gidilebiliyor mu? Almıyorlar onlar dışarıda. Almıyorlar da. Adamlar almıyorsa. Bir homework verelim. Bence bir araştırsın. Haftaya bu konu üzerinde konuşalım. Tamam madem. Kore'ye nasıl gidilir? en Sebrot'un böyle bir eksiği var. Müşterilerimizi Kuzey Kore'ye de göndermek için bir çalışma başlayayım. Ne yapacağız Kuzey Kore'de? Gökhan Bey merak etmiyor Güney musunuz? Kore güzel gidiyor insanlar Güney Kore'ye. Güney Kore çok güzel. Vizesiz. Evet. 3 ay. Kuzey Kore'ye merak etmiyor musunuz ne var diye orada? Kim var diye. Kim? Hepsi kim zaten onlar? Kim var diyor adam ya. Ben ne diyeyim abi ya.
şey, istediğimiz şeyi söyleyebiliriz orası hakkında. Çünkü duymuyorlar ya. Yani dışa kapalılar. Salla istediğin ırkçılığı yap falan. Şey oluyor. Duymuyorlar diye niye yapıyoruz ya? Haberleri olmuyor ki. Öyle değil mi? Diğer vallahi bütün insanların oluyor. Ya yapmıyoruz öyle şeyler. Tabii ki öyle şey asla yapmayız. Yapmayız. Neyse. Başka bir sorum. Az önce Kreuzberg'ten bahsettik. Evet. Dünyanın farklı yerlerinde Türk mahalleleri var mı? Türklerin rahat yaşayabileceği. Yani her yerde var. Kastamonu gibi yerler var. Yani şöyle, ben Londra'da yaşadım. Londra'da Haringey diye bir cadde var. Yani yaklaşık böyle 2 kilometre, 2,5 kilometre uzuyor cadde. Her yerde işte hala restoran, dayı restoran, Antepliler, şelale, gökyüzü. Bitmiyor yani. Hani canın da ne istiyorsa. Köşen büfe de var. Çiğ köfteci var. Gerçekten her şey var. Salla tutturursun yani şu anda. O yüzden şimdi burada az önce Kreuzberg olayı gibi, hani burada yaşadığın takdirde gerçekten bir şeye ihtiyacın kalmayan dil anlamında. Her şeyi kendi dilinle çözebiliyorsun. Yine olay senin motivasyonunla doğru orantılı bir hal alıyor. Şimdi Barkın soruyu şu şekilde sordu. Size dedi ki yurt dışında Türklerin yaşayabileceği Türk mahalleleri var mı? Türklerin rahat yaşayabileceği Türk mahalleleri var mı? Ben buna aslında bu soruya katılmıyorum. Bence yurt dışına giden Türkler Türk mahallelerinden çıkmalı. Daha global mahallelerde olmadı yani. Yani İngilizce öğrenmeye giden bir kişinin yani dediğiniz ya caddede yaşıyor. Bu mahallelerin oluşumu yani. Arkadaşlar işte İngilizce öğrenme motivasyonuyla giden insanlar değil. Yani bundan 50 yıl önce işte 40 yıl önce adam hani köyünden göçmüş İngiltere'ye, Almanya'ya. Yani orada mark kazanayım, dolar kazanayım, sterlin kazanayım mantığıyla giden insanların bir arada bulup buluşup işte yaşamlarını kurduğu yer. Onların motivasyonu İngilizce değil ki, onların motivasyonu tutunmak, kazanmak, işte rahat yaşamak, işte köyüne para göndermek, annesine para göndermek. Böyle olduğu için hani rap yapmak. Rap mi? Ya böyle case'lerle karşılaşmışsınızdır belki ama yani. Nasıl? İngiltere'ye gitmek istiyor ama Türk mahallesinde yaşamak istiyor bir öğrenci. Karşılaştık tabii yani, bazen veliler de bunu istiyor. Çocuğu nasıl ikna ediyorsunuz mesela? Veli sadece kültürünü unutmasın diye istiyor olabilir. Ya da veli şey diyor olabilir. Yani işte ya en azından bizim kültürümüzden insanlar göz kulak olurlar bir şekilde gibi düşünebiliyor. Bizim karşılaştığımız olabilir. En büyük böyle istek aman abi Türk olmasın. Şimdi bu da mesela çok uç noktalarda bu da saçma bir istek haline geliyor. Yani bir kere öyle bir yer yok. Denecek kadar az. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Türkiye'den gitme sebebi buymuş. Aman abi Türk olmasın. Aman abi Türk olmasın. Ya burada şey var. Şu anki talep söylediğim gibi Türk olmasın. Yani genel olarak aldığımız talep bu. Ama senin söylediğin olay, atıyorum işte bir veli geliyor. Çocuğuna işte çok düşkün. İşte diyor ki orada ya görüştürebileceği birkaç tane görüşebileceği Türk var mı diyor mesela. Atıyorum Londra için sorarsa zaten hani bütün network'ümüzü açıyoruz falan ona. Yemeler içmeler, tanıştırmalar, her şey yapılıyor ama atıyorum işte Amerika'da Texas'a gitti çocuk. Ya da gitti Boston'a gitti. Kuzey Irak'a gitti. Kuzey Irak'a giderse de oğlum bu Barkın nereden, nasıl bir psikoloji var Barkın sende? Afganistan, Pakistan, Kuzey Irak, Kastamonu. Güzel memleketler değil mi? Yani. Eğitim için. Eğitim için gidenler var ne bu arada. Ne eğitim alacağına bağlı. Ne eğitim alacağına bağlı. Gidenler var bu arada. Kuzey Irak, İran'a giden çok. Ama daha problematik yerler, bilmiyorum ya. Yani zaten talep yok, öyle bir talep yok yani şu an sen. Sen niye böyle bir psikolojiye girdin anlamadım ben. Deneyeceksin. Tamam. Yok, Pakistan. Yükselen ülke Hindistan. Hangisi? Yükselen ülke. Ya yurt yıllardır şeklinde. Yükselen ülke. Ya İngiltere. Öyle bir sordun zaten ki bir şey yani söylemem lazım gibi. Aynen yani hani şey gibi. Çekya yükseliyor yani hani Wonderkid tarzında. Hani 3 sene sonra en iyiler arasında olacak bir ülke mesela. Vallahi bu iş çok değişmiyor ya Hakan. Yani ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. Yüksek, en yüksek ülke. Hep yüksekte olan ülke İngiltere, Amerika, Kanada. Bunlar değişmiyor. Böyle kendileri yer değiştirmiyorlar mesela. Yer değiştiriyorlar tabii ki ama bu kendi ülke profillerinin zayıflaması ya da işte güçlerinin düşmesiyle alakalı değil. Hani engel koymalarıyla alakalı. Kanada bir sistem değiştiriyor. Diyor ki international öğrencilere işte şöyle dur diyoruz diyor. Kotayı düşürüyoruz diyor. Bu sefer sen sürekli Kanada yapan bir acentaysan, bir kişiysen bile otomatik olarak yönünü Amerika'ya, İngiltere'ye falan değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bu durumda Kanada bir ikinci plana düşüyor ülke olarak, ülkemizde. Ben şimdi üniversite okurken çok fazla Çekya ve Polonya talebi olan arkadaşlarım vardı. Ben de hani İngiltere falan her zaman zaten istenen bir ülke ama Çekya ve Polonya ve hatta son zamanlarda Dubai mesela çok fazla istenebiliyor. Yani yükselen ülke olarak
bunları yani buradan mi? Şimdi şey gibi olmasın ama Dubai'ye böyle kendini çok övmek gibi olmasın ama Dubai'ye ilk dil okulu öğrencisini gönderen kişiyim ben bu arada. Yani şu an gönderdiğim kişi de okulda çalışıyor. Tutundu, edindi. Bayağı uzun yıllardır. Şu an sektörde önemli bir yerde zaten. İnsanlara Dubai deyince İngilizce öğrenmek isteyen insanlara bilmiyorlarsa Arap kültürünün olduğunu düşündükleri için direkt no diyen bir kesim var. Ama sonuçta şu an ülkede %95 İngilizce konuşuluyor. Trend bir hal aldı. Çalışma izni veriyor. Bir yıllık Emirates ID veriyor. Çalışma izniyle beraber hani orada oturumunla kalabiliyorsun. Uzatabiliyorsun sürecini. Çok güzel avantaj var ve kağıt kürek işleri de çok az. Hani ücretini ödüyorsun, sistemini gösteriyorsun, okulun, konaklaman, vizeni hemen alabiliyorsun. O yüzden yükselenlerin arasında Dubai var. Tamam. Yükseldi ama belli bir seviyeye ve orada duruyor şu anda. Hani atıyorum 3 yıldır stabil duruyor gibi. Ama potansiyeli var hala. Tabii ki. Çok ciddi. Çekya, Polonya gibi ülkelere gelince bence inanılmaz değerli. Özellikle hani İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, işte İrlanda gibi ülkelerden konuştuktan sonra öğrenciye Çekya, Polonya, Macaristan deyince bir yüzler düşüyor öğrencilerin. Ama bu ülkelerin başkentleri ve başkentlerinde bulunan belli başlı üniversiteler çok değerli. Prag'da Çağız, işte Varşova'da Varşova Üniversitesi. Sadece Varşova'da değil, Varşova Teknoloji'de çok iyi, SWPS gibi bir üniversite var. Avrupa'da en iyi psikoloji üniversitelerinden bir tanesi. İşte Budapeşte de Peç, Debrecen gibi üniversiteler. Bunlar çok değerli yani. Hani ve artık öğrenciler tarafından, insanlar tarafından biliniyor teknoloji sayesinde. Herkes her şeyi her yerde konuştuğu için. Doğru kişiler takip edildiği takdirde doğru bilgilere ulaşır insanlar. Bu noktada bunlar değerli ülkeler, değerli başkentler ve çok iyi üniversiteler. Ve fiyatlar çok ekonomik. Şaka gibi fiyatlar yani. Türkiye'deki birçok özelden daha ekonomik üniversite fiyatları. O yüzden zaten %100 değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani abimin bir lafı var hani kuyruk olması lazım kapıda diyor. Nasıl diyor yani böyle 3000 euroya dünya sıralaması ilk 200, ilk 300'de olan bir üniversitede eğitim alıyorsan hadi 3000 euro demeyelim 5000 euro diyelim. Kuyruk olmama sebebi insanların hala farkında olmaması. Tabii ki farkında yani, değiller. Tabii ki farkında değil ya, yani. Ya da başka hiçbir fiyat, şey olamaz. Ya da o fiyat onlara şaka ya gibi çünkü geliyor. Şöyle düşün yani buradaki nokta da çok önemli. Bir çocuk düşünelim YKS'ye girdi fulledi. A'dan Z'ye sözel sayısal işte ağırlık hepsini fulledi. Ben. Sen. Kastamonu İngilizce işletme ikinci öğretim. Fulledi bu çocuk tamam mı? Lise başarı puanı da 100 üzerinden 100. Şimdi Türkiye'de nereye giriyor bu çocuk, böyle bir çocuk? İşte en büyük üniversitelere giriyor değil mi? Şimdi bu en büyük üniversitelere girse dahi, hani eğer bizim önceliğimiz işte world rankingse, dünya sıralamasıysa yine Varşova'ya gitmeli. Çünkü öyle bir sıralamaya sahip bir üniversitemiz yok maalesef. Yani bugün üniversite ismi vermeden konuşalım ama hani top 5 dediğimizde akla gelen üniversiteler belli zaten. Özeli devleti Türkiye'de. İlk 1000'de sıralamayı zor bulan üniversiteler bunlar yani. Bu gerçek şimdi. QS'e girelim, Times Higher Education'a girelim, her yere girelim, yazalım. O yüzden hani şimdi Varşova Üniversitesi dünya sıralaması 290. Atıyorum ilk 300'de olduğunu hatırlıyorum. Charles Üniversitesi ilk 250'de olduğunu hatırlıyorum. İtalya'da birçok üniversite ilk 200'de olduğunu hatırlıyorum. Bizim üniversitemiz ilk kaçta? Hangisi? Yani isim vermeden konuşacaksak ilk iyi olanlar. Yani ilk 800'e, 700'e böyle bir giriyor, bir çıkıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor gibi bir durum var yani. Düşüşler var yani. Düşüyor. Hani bu sadece bizim ülkemizdeki üniversitelerle alakalı değil. Ya diyelim ki var arkadaşlar hadi ilk 300'de üniversitemiz olsun da bir tane var. Yani anladın mı? Hani şimdi İngiltere'ye bakıyorsun. Zaten hepi topu 150-160 tane üniversite var. Neredeyse hepsi ilk 1000'de yani. 150'de hepsi ilk 1000'de gibi düşünün. Hani çok az üniversitesi 1000-1200 sıralamasına gidiyor. Şimdi böyle bir kaliteden bahsediyorsun. Fiyatlara bakıyorsun, uçuk kaçık farklar yok. Burada bir özel üniversitenin fiyatı olmuş 400 bin. Sen 400 bine Londra'da okuyabiliyorsun zaten. Şimdi bunu bilirse bir aile nasıl gitmiyor yani? Bunu söyleyince şaşırıyorlar. Abi şimdi şöyle düşün. Bir de diyelim ki İstanbul'da okuyor çocuk, Ankara'ya gidecek. Yani bu çocuğun en kötü 15-20 bin lira kirası var, en kötü 15 bin lira yeme içmesi var. Yalan mı yani bu? Gerçek. Şimdi 30-40 bin lira masrafı var. Bu çocuk Ankara'da dese ki ya babama yük olmayayım, çalışacağım dese, part-time bir işe girse kaç para kazanacak? Part-time bir işe part-time girse. Yani asgari evet yani diyelim ki girişken değil, girişimcilik yapmıyor bu çocuk yani. Ticaret yapmıyor. Bir yere girdi ve çalışıyor. Part-time. Kaç para kazanır? 10 bin lira. 10 bin, 15 bin kazansın. Gideri kaç para? 30-40 bin lira. Eksi 20'deyiz yani biz.
-25'teyiz 40 sayı giderimiz eğer. O yüzden şimdi sen İngiltere'ye gidiyorsun. İngiltere'de şimdi ben çalıştım. 8 yıl boyunca yaşadım. Bunu nasıl yapıyorsun yani? Hani bunu sana sistem sunuyor. Sen efsane bir adam olduğun için bunu başarmıyorsun ki zaten. Yani sen sadece çalışkansın. İşte verilen işleri düzgün yapan bir adamsın. Klasik. Bu herkeste olması gereken bir özellik zaten yani. Çalışıyorsak düzgün çalışmamız lazım. Çalıştığın takdirde geçinebiliyor musun? Bu önemli. Şimdi gitmişsin İngiltere'ye geçiniyorsun. Yani 20 saat bir iş yapıyorsun ve geçiniyorsun. Yani geçiniyorsun derken hani öğrenci mantalitesinde geçiniyorsun. Öğrenci standartlarıyla geçiniyorsun. İşte makarnaya talim. İşte garsonsan çalıştığın yerde zaten yeme içme problemini az çok çözüyorsun. Aldığın parayla kiranı, konaklamanı, oda kiranı ödeyebiliyorsun. Odada kalıyorsun büyük ihtimalle. Şimdi bunları yapabildiğin bir ülkede bu sefer diyorsun ki ya ben zaten finansal özgürlüğüm neredeyse elimde yani. Hani kiramı kendim ödüyorum. Anne babamla işim bitti. Yeme içmemi kendim ödüyorum. Spora mı yazılacağım kendim ödüyorum. Alım gücü bu noktada devreye giriyor. İnsanlar çalıştığı takdirde geçinebiliyorlar. Bu mesela çok değerli. İngiltere, Amerika, Kanada, Polonya, Çekya buralar. Şimdi Ankara'ya gitti çocuk zaten. Hiç çalışmayan iki çocuk düşünelim. Varşova'da masrafların daha düşük. Öyle bir anlattınız ki. Yani hiç çalışmayan iki çocuk düşünelim. İstanbul'dan Ankara'ya gitti birisi. Birisi de İstanbul'dan Varşova'ya gitti, tamam mı? Şimdi Ankara'dakinin masrafları daha fazla. Konaklaması, yemesi, içmesi. Yani kesin görüyoruz çünkü biz bunu şu an Ankara'da da tanıdığım öğrenci var. Varşova'da da tanıdığım öğrenci var ki böyle global bir ortama girip, global bir ülkeye yani gidip bir ülkeye çalışmama olasılığın çok düşük. Çünkü herkes çalışıyor. Yani bizim kültürümüzde çalışma biraz hani üniversiteden sonra bakarız da geliyor. Öğrenciler zaten o noktada düşük geliyorlar iş hayatına. Yani tecrübe var mı mesela sorusunda linç yiyorsun. Yeni mezuna nasıl tecrübe sorarsın diye linç ediliyorsun abi yani. Böyle bir saçmalık mı var? İngiltere'de 18 yaşında çocuktan CV isteniyor. Bunları aşamayacaksak o zaman ya sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. Olacak ama bizim ülkede biraz üniversite çoğu genç için böyle bir hayatı bir 4 yıl daha erteleme ve işte ailesinin ekonomik gücü altında biraz daha yaşama için bahane olarak kullanılıyor böyle. Yani tabii genel olarak bununla karşılaşıyoruz. Tabii çok çalışkan, çok girişken, üniversite hayatını böyle full çalışmayla geçiren çok fazla öğrenci var. Bunlar zaten hayatlarını kurtarıyorlar. Ama dediğimiz gibi yani sonuç olarak bir kitle var ki böyle büyük bir kitle. Onların beklentisi biraz daha farklı maalesef. Tamamdır Gökhan Bey, programı kapatalım. Süper. İkinci bölümde farklı bir konuyla yeniden birlikte oluruz. Var mı kapatmadan önce yurt dışına gitmek isteyen insanlara, öğrencilere tavsiyeleriniz neler yapması gerektiği ile ilgili? Yani bence herkes bir kere bu deneyimi yaşamalı. Yurt dışı eğitim kesinlikle bütçe isteyen bir şey. Çok kolay bir şey değil şu zamanın şartlarında döviz rate'lerine baktığımız zaman. Ama hani birisi 3 hafta gider, birisi 3 ay gider, birisi 9 ay gider. Burada planları iyi yapılırsa herkesin gidebileceği bir ortam yaratılabilir diye düşünüyorum. Ve bu deneyimi kazanmak bizce çok değerli, önemli. 3 ayda olsa, 3 haftada olsa, 3 yılda olsa bunu hayatında kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir şey olarak görmeli insanlar diye düşünüyoruz. Çünkü dünya artık buna döndü. Herkes bunu yapıyor yani. Bu sadece Türk vatandaşlarıyla alakalı bir şey değil. Konunun teması buydu bence. Güzeldi. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.